Şimdi bugün için biraz daha kapı önünde arkadaşlarla da hafiften bir önünden geçtik ama sizlere de söyleyelim. Bu konuları genel merkezimiz gönderiyor. Biz de genel merkezimizin gönderdiği konular üzerinde o çerçevede 10 minval üzerine bir şeyler sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. Ancak düşündük, taşındık bu küçük beynimizle kendi kendimize bir yorum yaptık. Dedik ki olur ya genel merkezimiz önümüzdeki haftanın konusunu göndermekte gecikirse biz öyle bakıp duralım mı birbirimize? Elbette ki buradaki birbirinden değerli hocalarım sizler için herhangi bir konuyu yine hazırlayıp burada sunmaya muktedirdirler. Hepsi de en güzel şekilde Allah'ın izniyle sunarlar. Ama ben bugün bu küçük beynimde böyle düşündüm. Dedim ki bugün dördüncü sohbet olmasın da 4A olsun bu sohbet. Önümüzdeki haftaya da 4B olsun. Konuyla alakalı ama konuya girizgah gibi bir konu anlatacağım. Nedir aslında bugünkü konumuz? Hayatın ötesindeki hayat. Yani ahiret hayatı. Ahiret hayatından bahsedeceğiz bugün aslında ama bugün değil. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta ahiret hayatından bahsedeceğiz. Bugün de biraz giriş yapalım dedik. Yine bir asr-ı saadet sohbetiyle beraberiz. Birbirini seven, birbirlerine inanan, güvenen kardeşler topluluğu olarak bir araya gelmeyi bizlere nasip eden Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam olsun. Allah'ın salatü selam. Cenab-ı Hak unuttuklarımızı hatırlamayı, bilmediklerimizi öğrenmeyi, hatırladıklarımız ve öğrendiklerimiz ile hayatımızda uygulamayı bizlere nasip etsin. İslam gerek fert, gerekse cemaat toplum olarak ve gerekse düzen olarak yaşamayı bizlere nasip-i müyesser etsin inşallah. Evet, ahiret dedik bugünkü mevzumuz ama ahirete gelmeden dedik ki ahir demek sonraki demek. Öncekinden sonraki demek. Peki önceki ne? Önceki de bu dünya. Bu dünya olmadan ahiret olmayacak. Ahiret hayatı bu dünyaya gelmiş, doğmuş, büyümüş insanlar için geçerlidir. Doğmamış çocuğa ahiret hayat olmaz ki. Dünyaya gelmemiş, günah ya da sevap işlememiş kimsenin ahiret hayatından bahsedemeyiz ki. Ahiret hayatı dünyaya gelmiş, dünyada imtihanına girmiş, sınavı kazanmış ya da kaybetmiş kişilerin hayatıdır. Kazananlar şu tarafa, kaybedenler bu tarafa denilecek. İşin özeti bu. Efendim, madem ki bu dünyadan bahsedeceğiz bugün, bu dünya ile ilgili Rabbim Teala'nın bizlere göndermiş olduğu kitabımızdan bir kısa surenin kısaca tefsiriyle sohbetimize başlayalım inşallah. Kur'an'daki en kısa surelerden birisi ve bizlerin de çok çok dağılırken bir araya geldikten sonra o telefon açık kaldı abi. Hacı abi sen o tarafın cevabını ver. Asr suresi üzerine kısa bir sohbet yapalım diledik. Rabbim Kur'an'da bazen yeminle başlamıştır. Yemin bir şeye önem vermenin işaretidir. Bizler yemin ederken bazen ekmek musaf çarpsın ki, gözüm önüme aksın ki ve benzeri cümleler kurarız. Ama aslında yemin bizim için nedir? Allah üzerine yapılan yemindir. Vallahi, billahi, tallahi şeklinde yapılan yeminlerdir. Peki Allah nasıl yemin edecek? Allah da bir meselenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bizlere daha iyi vurgulayarak anlatmak için Kur'an'da bazı şeylerin üzerine yemin etmiştir. İncire ve zeytine yemin olsun ki. Fecre yemin olsun ki. Bunlardan birisi de asra yemin olsun ki. Vel asri. Asra yemin olsun ki diyor Allah.
Peki asır nedir? Asır, üç tane anlamı var. Birincisi, hepimizin çok iyi bildiği 100 yıllık bir zaman dilimi. Bir nesil. Bunu sadece 100 yılla sınırlamayalım. İşte asr-ı saadet, tabi'in dönemi, tebe-i tabi'in dönemi. Her birisi bir asırdır. Kimisi 100 sene sürmüştür, kimisi 110 sene sürmüştür, efendim, kimisi 90 sene sürmüştür. Ama sonuçta bir nesil ve bu nesillerin birbirine geçişi arasındaki tabii ki ara nesiller. Şimdi bir asır aslında bir ömür. Bir insanın ömrü kadardır asrı. Yoksa 1000 yılda yaşasam benim dönemim bir dönemdir. 10 yılda yaşasam benim dönemim bir dönemdir. Herkesin bir dönemi var. Asra yemin olsun ki yani bir insanın doğup büyüyüp yaşayıp ölünceye kadarki normal şartlar altında süre gelen bir karn, bir çağ, bir nesil, işte bir kuşak. Bir de öyle deriz ya işte yok 80'ler kuşağı, 70'ler kuşağı, şimdi bir de X kuşağı, Z kuşağı falan diye böyle farklı kuşaklar da çıktı. Bunların her birine de bir asır diyebiliriz. Çünkü her birisi kendi içerisinde özellikleri, kendi içerisinde kendine has nitelikleri barındıran bir topluluktur. Dedene dersin ki, dedeciğim, o senin zamanındaydı. O zaman öyleydi. Şimdi artık öyle değil. Senin torunun da sana der ki, dedeciğim, o senin dedeğin zamanındaydı ta. Şimdi öyle değil. Tabii ki bir şeyler değişiyor. Bir şeyler farklılaşıyor ve bir yüzyıl içerisinde birçok mesele çeşitlilik arz ediyor. Bugün bilgisayar dediğimiz zaman dedemizden ninemize bilgisayarın neyi ifade ettiğini bilmeyen neredeyse kalmadı. Tamam bilgisayarı belki kullanmayı bilmiyor ama bilgisayar dediğimiz zaman neden bahsettiğimizi azıcık anlıyor günümüzün insanının hepsi. Dedemiz de anlıyor, torunumuz da anlıyor bilgisayarın ne olduğunu. Var mı bilmeyen? Yok. Peki bundan 20 yıl önce ya da 30 yıl önce dedemize bilgisayar deseydik acaba dedemiz bize ne derdi? 30 sene önce bilgisayardan bahsediyorsaydık. Çoğu insan bilgisayarın ne olduğunu daha duymamıştı bile. Literatürüne böyle bir şey geçmemişti. O halde her bir çağın bir gereği var, her bir çağın bir özelliği var. İşte bu çağların ötesinde olan Kur'an bize diyor ki, Vel asr, asra yemin olsun ki, her bir çağa yemin olsun ki, yani unutmayın, her bir çağı da yaratan Allah'tır. Rabbim çağlar ötesindedir. Sizin bugünkü anlayışınızı, kavrayışınızı, dünya görüşünüzü şekillendiren her ne var ise onu yaratan da Allah'tır. Sizden asırlarca sonra olacakları da yaratan Allah'tır. Sizden asırlar önce olanı da yine yaratan Allah'tır. Bütün bunların hepsine yemin olsun. Bak bu kadar önemli asır. İkinci bir anlamı da asır kelimesinin zaman, an, içinde bulunduğumuz saniye, salise, dakika, her bir anın kendine has bir değeri var. Hiçbir anı geri saramıyoruz. Saatin ibresiyle, ayarıyla oynamakla biz saati geri alamayız. Yaz saati, kış saati uygulamakla günlerimizi uzatıp kısaltamayız. Ne yaparsak yapalım, o zaman tıkır 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 işliyor. Asla geri döndüremiyorsun. Dünkü ben ben değilim, yarınki sen sen değilsin. Her gün bir gün daha yaşlanıyoruz. Her an bir an daha yaşlanıyoruz. Bak biraz önce yatsı namazımızı kıldık. Yatsı namazının vaktinde kılanlara ne mutlu. Hala kılmayan da var. Aha öldü o adam o anda. Kılmadan gitti. Borçlu gitti öbür tarafa.
vaktindeyken vaktinde olan bir namazı kılmadığından dolayı borçlu gitti. Bir an ne kadar önemli, bir saniye, bir salise ne kadar önemli. Vaktin kıymetini en iyi Müslüman bilmeli. Neden? Geleceğiz nedenle şimdi. Üçüncü bir anlamı da var ki, asr, salatül asr, ikindi vakti. İkindi zamanının bir önemi var ki, yani başka hiçbir zamanda o önem tam olarak yok. O farklı bir öneme sahip. Tabii ki her vaktin kendine göre bir önemi var ama ikindi vaktinin de daha başka bir önemi var. Biraz daha farklı açıdan bakacağım müsaade ederseniz. İkindi vaktine. Şimdi sabah vakti gün doğdu. Hayatı bir gün olarak düşünelim. Bütün hayatımızı bir günden ibaret sayalım. Sabah vakti doğdum. Öğlen vakti en verimli çağındasın. İkindi vakti hafif yorgunluk artık üzerine çöktü. Artık akşamı beklemektesin. Akşam oldu. Oturdun. Günün muhasebesini yaptın. Bitireceksin. Yatsı oldu. Gün bitti. Sadakallahu lazim. Muhasebeyi doğru tuttun tutmadın. Artık yatsıda hesap verme vakti bir şekilde. Ömür için düşünelim bunu. Doğdun. Belli bir çağa kadar geldin. Yetişme çağı. Sabahtan öğlene kadar ki vakit yetişme çağı. Yetişme çağınla beraber geleceğe yönelik planlar yapıyorsun. Şunları yapacağım. Bunları yapmalıyım. Şunları olmalıyım. Efendim benim bilgi birikimim şunlar olmalı. Şu kitapları okumalıyım. Şu makamlara, şu mevkilere gelmeliyim. Şu işleri başarmalıyım. Dedin. Bir sürü planlar yaptın. Nereye kadar? Öğlen vaktine kadar yaptın planlarını. Öğlenden ikindiye kadar sen o planlarını uyguladın. İkindiden sonra plan uygulayamazsın. İkindiden sonra plan yapamazsın. İkindiden sonraki yapacağın tek plan akşam olsa da yatsak demek olur. İkindiden sonra plan olmaz. Hayatını düzene koyamazsın ikindiden sonra. Hayatının ikindi vakti gelmiş. Öyle düşün. O yaştan sonra ya artık bizden geçti. Bundan sonra bu iş olmaz. Niye? Çünkü bitirdin. Yaptınsa yaptın, yapmadınsa el elde baş başta. İşte ikindiden sonra ancak ve ancak ahireti düşünürsün. İkindiden sonra dünyayı düşünemezsin. Dünya için plan yapamazsın. İkindiden sonra yaptığın dünyalık planların senin değil, sadece senin evladın, torunun hayallerini gerçekleştirmek olur. Kendin için bir şey yapamazsın daha bu dünya için. Bu dünyaya yönelik kendin için herhangi bir plan yapamazsın. Yaptınsa daha önceden yaptın. Yapamadınsa geçmiş olsun. Evet. Asrın üç tane anlamını böyle izah ettikten sonra muhterem arkadaşlar Sure-i Celle devam ediyor. İnnel insane lefî husrin. İnsan var ya insan, o insan muhakkak ki kesinlikle elbette şüpheye düşmeden hiç şüphe yok, kaçarı göçeri yok. Lefi husrin, hüsrandadır, aldanmıştır. Kim aldattı? Zaman aldattı onu, oyaladı. Aha yarın yaparım, aha sonra yaparım, biraz sonra yapacağım, yaptıydım, yapıyordum derken bir de baktım ikindi geldi. Aldandın. Zaman seni tabiri caizse kazıkladı, kandırdı. Zamana karşı yenik düştün. Zamana karşı bir başarı elde edemedin. Hüsrana uğradın. Eyvah dedin. Ama artık ikindi geldi. Eyvah dedin ama ikindiden sonra eyvah demenin de bir anlamı kalmadı. İnnel insane lefî husrin. Hüsranda, yanılgıda, kâr edememişsin. Hesapları bir kontrol ettin ki zarar üstüne zarardasın. Bir türlü kâra geçememişsin. Yaptıkların hepsi boşa gitmiş. Tüh, yazıklar olsun bana. Niye bu kadar boşa gitti bu ömür? Koskoca bir ömür verdi Allah bana. Aha şimdi, aha yarın dedim. Bir de baktım ömrüm sonbaharı geldi. Ömrün sonbaharından sonra da plan yapmanın, projeler uygulamanın, yeni bir şeylere, yeni ufuklara yelken açmanın vakti gelmiş geçmiş.
Tüh. Eyvah. Ne oldu? Yanıldın. Yanıldın ama yapacak bir şey de yok. Fakat bu yanılgıdan kurtulacak birileri var. Bu yanılgıdan birileri kurtulacak. Herkes yanılmadı. İnnel insane lefî husrin illellezîne, ancak şu kimseler müstesna. İlla ile istisnayı koydu Rabbimize. Kimler müstesna? Âmenû. İman edenler. Yani daha gelmeden geleceği bilip de iman edenler. Ahiretin varlığına dünyadayken iman etmiş olanlar. Yani bu ömrün bir ilkbaharının, bir sonbaharının olduğunu bilip, ömür bitince her şeyin bitmeyeceğini, sonsuz bir hayatın o zamandan sonra başlayacağını, hani diyordu ya, geçince başlayacak bitmeyen sükunlu sabah. İşte o kapıdan geçtikten sonra başlayacak bütün gerçek hayat. Ve bu hayatın aldatmaca olduğunu, aldananlarla dolu olduğunu o zaman anlayacaksın. Heyhat, o zaman gelmeden bugün anlayanlara işte amenu diyoruz. İman etmiş olanlar. İşte o gün gelmeden o güne iman etmiş olmaktır. Yoksa o gün geldikten sonra Firavun da dediydi. Amentü bi Rabbi Musa. Ben de Musa'nın Rabbine iman ettim dedi ama artık onun ikindisi değil, akşamı değil, yatsısı gelmişti. İşten geçti. Hüsrana uğradı. Eyvah dedi, tüh dedi, yanılmışız dedi. Ama ne zaman? Bittikten sonra. İşte iman eden demek. İllellezine amenu, sadece o iman edenler istisna. İman edenler var ya, onlar müstesna denip çıkartılan. İşte o gün gelmeden o günün geleceğini bilen, o günün geleceğine iman eden kişidir. Yoksa iman 2 kere 2'nin 4 ettiğini bilmek gibi bilmek değildir. Daha önceki derslerimizden de hatırlarsanız, yu'minune bil gayb demiştik. Gayba iman eder onlar. Yani görülmeyene, duyulmayana, hesap ile, matematiksel ifadelerle ortaya çıkartılamayana iman edendir. İllellezine amenu. Öyle iman. Evet, iman edenler zamana karşı yenilmemiştir. Zamana karşı iman edenler iman ile en büyük golü atmıştır. Altın gol. Nasıl derler artık? En ciddi işi orada yaptın. O bir. Peki bitti mi her şey? İman dedin, bir mum yaktın, mumu şuraya diktin. Bitti mi? Bitmedi. Ve amilu, amel edenler, iş yapanlar, çalışanlar, oturup duranlar değil, bir şeyler üretenler. Ama nasıl bir şeyler üretenler? Amilu es-salihat, salih ameller üretenler. Yani yaptığı, ürettiği bir şeye yarayanlar. Boş işlere uğraşanlar değil. Ürettikleri bir anlam ifade edenler. Ne için? İman açısından bir anlam ifade edenler. Yani yaptığını sadece Allah için yapanlar. Rıza-i bariye uygun davranışlarda bulunanlar. Namaz kılın emrini Allah verdiği için namaz kılanlar. Yoksa ben namaz kılan bir esnaf olayım da diğer namaz kılanlar gelsin benden alışveriş yapsınlar diye değil. Oruç tutun emrini sadece Allah için oruç tutanlar. Oruç tutayım ki sıhhat bulayım deyip de efendim bir nevi diyete giren insanlar değil. Hacca gideyim de bana hacı desinler diye hacca gidenler değil. Hac bana farz oldu. Gitmem lazım. Gitmeliyim. Allah için gitmeliyim. Allah'ın beytini bu yüzden ziyaret etmeliyim deyip de gidenler. Yoksa hacı bilmem ne desinler diye gidenler değil. Salih amel budur. Salih amel her ne yapıyorsan sadece ve sadece Allah için yapmak. Onun rızası için yapmak. Efendim şu çalışmaları yapayım. Dolayısıyla ben işte seçimlerde bir başarı elde edeyim. Sonra seçimlerde başarı elde edersem ben bir yerlere gelirim. İşte
başkan olurum, vekil olurum, efendim şu olurum, bu olurum, bilmem ne olurum. Sonra? Sonrası yok işte ya bu. İyi, ulaşırsın hedefine. Çalış, gayret et. Madem ki tek amacın, tek hedefin bir seçimde başarı elde etmekse, o seçimde başarıyı elde edersin bir şekilde. Sınıf başkanlığı seçiminde elde edersin, okul başkanlığı seçiminde elde edersin, efendim sendika başkanlığında elde edersin, dernek başkanlığında elde edersin, belediye başkanlığında elde edersin, devlet başkanlığını da elde edersin. Hepsini elde edersin. Yeter ki çalış, gayret et. Çünkü onun için çalışıyorsan, o neticeye ulaştığın anda hedef bitmiştir. Ama sen şunu dersen ki, ya Rabbi ben bu çalışmaları yapayım. Sonuçta bu çalışmaların sayesinde senin rızana uygun bir şeyler yapayım. Bu çalışmaların neticesinde ben bir yerlere varayım da orada Livai Hamd sancağının altında birleşelim. Tevhid bayrağını çekelim. Bu çalışmalar sayesinde Allah'ın adı yeryüzünde anılsın, en yüce olsun. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا diyor ya hadis-i şerifte. Yani Allah'ın adının en yüksek ad olması için çalışmak, çaba sarf etmek, bunun için cihad etmek. Yoksa kahraman desinler diye cihad etmişsin. Tamam, kahraman unvanını alırsın. Gazi desinler diye merminin önüne atlamışsın. Tamam, ölmezsen gazi olursun. Gazi unvanını alırsın. Başka? Başkası yok. Çünkü sen salih amel işlemedin. Sen bir hedef koydun ortaya ve bu hedefin dünyayı ilgilendiriyor idi. Dünya dairesi içerisinde bir hedef idi. Ahirete müteallık bir hedef yoktu orada. Dolayısıyla dünyaya yönelik olan o hedefin de başarılı olabilirsin. O başarın senin sonundur işte, bitti. Oraya ulaştın ve bitti. Başka yok. Ve amilus salihat, salih amel işlemek tabi aynı zamanda riski de göze almak demektir. Sen doğruyu doğru olarak, hakkı hak bilip hakkı haykırırsan, salih ameli işlersen, karşında salih amel işlemeyen, sadece ve sadece dünyaya yönelik bir şeyler yapmaya çalışan, dünya hayatının aldatmacasına, geçiciliğine kanmış olan, zaman karşısında aldanmış olan, hüsranda olan bir grup çıkacaktır. Çünkü onlar çoğunlukta. Çoğunluktaki olan o grup, zamanın karşısında yenilmiş olan, mağlup olmuş olan o grup, hüsrana uğramış o grup, acısını senden çıkartacaktır. Niye çıkartacak? Çünkü sen hakkı söylüyorsun. Hak söylediğin zaman karşında batıl dimdik duracak. Hak ile batılın mücadelesi hiç bitmedi ve bitmeyecek. Kıyamete kadar hak batıl mücadelesi devam edecek. Öyleyse salih amel işlersen peşinden ne gelir? وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ Hakkı tavsiye etmek. Hak. Hak öyle bir şey ki doğruya yanlışa benzemez hak. Zamana ve zemine bağlı olmaksızın her zaman genel geçerdir hak. Ve hak olan el-hak Allah'tır. Allah dışında, Rabbim Teala'nın dışında hiçbir hak gerçek hak değildir. Yoksa o değirmendeki haka benzer. Hak değirmen de deriz ya. Bir anlam ifade etmez. Verirsin hakkını, geçer gider. Ama asıl hak batıl olmayandır. Yani Allah'ın rızasına uygun olandır. Senin keyfine göre olan değildir. Velev ki zararına bile olsa hakkı söylemektir. Zararına da olsa hakkı söylersen ne olur? Hakkı tavsiye edersen her yerde hakkı haykırırsan ne olur? Bu kadar batıl var. Senin ayağına dolanmayacak mı bu batıllar? Hop kardeşim, ne yapıyorsun sen ya? Dur hele, onu söyleme ya. Onun sırası mıydı şimdi? Sen onu söyledin, bizim işi batırdın, bitirdin. Bak,
bu ihaleyi biz alacaktık. Sen tuttun böyle böyle dedin. İşi bozdun. Şu işi biz kapacaktık. Sen o işi böyle yaptın. Başkaları kapacak. Biz alamayacağız. Ya iyi de sen sahtekarlık yapıyorsun. Sahte belgelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yalanla düzenle bir şey yürütmeye çalışıyorsun. Ya olsun. Yalan düzen de olsa öbürleri almasın. Öbürleri girmesin. Öbürleri yolmasın. Biz yapalım. Bizimki olsun. İyi de kardeşim bak o batıl dediğin adamın bu yaptığı iş haktır. Doğrusunu o yapıyor. Biz yanlış yapıyoruz. Dersen en yakın arkadaşın bile sana dur otur ya, otur Allah'ını seversen. Bak senin yüzünden onlar gidecek. Onlar gelecek. Sen böyle yaptığın için onlar böyle yapacak. Onlar bir adım öne gidecek senin yüzünden. İyi de ben haktan ayrılıp da gidiyorum. Şeyhinin harnamesi var. Hocalarım çok iyi bilirler. Ne diyor en sonunda? Batıl isteyu haktan ayrıldım. Boyun uzundum, kulaktan ayrıldım. Af buyurun bir tane bir eşek varmış. Bu eşek her gün yük altında ezilmiş. Efendim sırtından yaralar eksik olmayan, yükü eksik olmayan, böyle zayıf, yorgun, bitkin bir eşekmiş affedersiniz. Bu eşek bir gün bakmış çayırda yayılan mandalara. Oo demiş ya kiminin buynuzu ay gibi, kiminin kıvır kıvır yay gibi. Damarını çek, bir kılını çeksen yağ damlayacak. Tabire bak hele. Kılını çeksen yağ damlayacak diyor. Bunlar niye böyle yapmışlar? Sonra bakmış demiş bunlar demiş. Buğday işliyorlar. Sonra da bu buğdayı dişliyorlar. Düven öküzünün ağzı bağlanmaz derler ya bizim orada hani. Hayvan buğdayı işliyor ve buğdayı da dişliyor. Buğdayı da yiyor. Ha, bunlar buğday yiyorlar. Bana da kuru saman kalıyor. Ben kuru samanı yersem böyle zayıf sıska kalırım. Buynuzum da olmaz. O zaman ne yapayım diyor. Eşek gidiyor. Buğday tarlasının kenarından başlıyor yemeye. Buğday tarlasını yemeye başlayınca buğday tarlasının sahibi de geliyor. Bu hayvanı tutuyor. Bir güzel dövüyor. Ondan sonra da kulaklarını da kesiyor. Salıyor. Sonra bu zavallı eşek ne diyor? Batıl isteyu, haktan ayrıldım. Buynuzumdum, kulaktan ayrıldım. Buynuzum çıksın diye gittim orayı yedim. Meğer yaptığım hak değilmiş. Batılmış. Batıl istedim. Buynuz çıkacaktı, kulak da gitti. Hadi bak. İşte müminin hali böyle olmamalı. Batılı isteyip haktan ayrılmamalı. Hakkın buynuzsa buynuza, kulaksa kulağa razı olmalı. Hakkın olmayanı istersen batılı istemiş olursun. Ve bunu da yaparken ne lazım? وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ birbirine hakkı tavsiye ettin. İşte hakkı tavsiye etmenin bir neticesidir ki وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ sabrı tavsiye etmek. Evet. Sabrediyoruz diyor. Sabrediyoruz. Ne zamana kadar sabrediyoruz? Bir gün sabrımız taşacak. Niye taşacak? Halbuki sabır ilk defasındadır. Bir musibet sana isabet ettiğinde önce hopladın zıpladın sonra da baktın ki hoplamakla zıplamakla bağırıp çağırmakla bir şey elde edemiyorsun. Boynunu büktün sabrettin. Bu sabır değil ki. Bu acizlik. Sabır ilk defasındadır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sana musibet ilk isabet ettiğinde, ilk vurduğunda, tokadı ilk yediğin andadır sabretmek. Eğer tokadı ilk yediğin anda sabredebiliyorsan, gerçekten sen sabrediyorsun. Ama tokadı yedin, bas bas bağırdın, sonra peşinden başka tokatlar gelmeye başlayınca mecbur kaldın, sustun. Sonra sabır dedin. Ya ne sabır? Sen sabır falan etmedin. Sen o tokadın karşısında acziyetini ifade ettin. Yapamıyorum dedin. Pes ettin. Teslim bayrağını çektin sen. Halbuki sabır ilk defasında bağırıp çağırmamak ve sonra hakkı hakim kılmak için güçlenmek, güç toplamak ve hakkı hakim kılmak demektir. Evet arkadaşlar. Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret. Rabbim hepinizden razı olsun. Sabırla beni dinlediğiniz için Allah-u Teala her birinize adımlarınızca sevaplar versin. Geceniz mübarek olsun.
Emzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Sadakallahu'l azim. El Fatiha.